Deyilənə görənin kamerası 90-cı illərdən qəlbimizə yol tapmış türkü fasiyyət uşlandı. O, illərdən sonra məhz Deyilənə görənin mikrofonuna etiraf etdi. Bizdən sələm olsun Röya Hanım'a. Dəstək olabilir mi acaba? Ben kimim ki? Ben diyemem ya, ben bunu sevmiyorum. Oxuduğu hər mahnıya böyük ürəyini qoyan küçük İbo. Herkes onu İbrahim Tatlıses'in davamçısı kimi görürdü. Ama nedense iller onları bir-birindən uzaqlaşdırdı. Nedenini az sonra biləcəksiniz. Hələli isə İbo Deyilənə görə komandasını, yəni Azəri qardaşlarını görməyin sevincini bizimle bölüşəcək. Sanki evimden, ailemden birilerini görüyorum böyle. Gerçekten Azerbaycan'ı biz seviyoruz. Azerbaycan bizim her zaman bizim kardeş ülkemizdir. Ki onlar da, Azerbaycanlılar da bizi o şekilde görüyor. Öyle valla çok mutlu olduk. İyi ki geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Son zamanlar Türkiye ve Azerbaycan show biznesinde en çok müzakirelere sebep olan İbo'nun İbrahim Tatlıses ile aralarında yaşanan soyuq münasibetinin teferruatını məhz küçük İbo'nun özünden eşidək. Kardeşine destek vermeyen zaten hani bize hiç destek vermez. Onun kardeşi zaten. Şimdi İbrahim abinin bana desteği olur gibi göründü ama aslında sonradan, yıllar sonra anladığım zaman. Şimdi benim sözüm biraz yanlış anlaşıldı. Biz İbrahim abinin şarkılarıyla, kasetleriyle büyümüş bir insanız. Ona her zaman saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Böyle bir tatlı bir sistem yaptım. Ben onun evladıyım. O da benim babamdır. O da tabii bana kızardı. Şimdi öyle bir sistem yaptık. İbrahim abinin bana karşı emeği çok oldu. Zamanında program konusunda çok yol gösterdi. Üzülmem buna, kalırsın yıllar yılı, ben yokluğuna. Çok seni güzel, çok okudu, seviyorum çok abi. Güzel okudu. Kardeşine destek vermeyen zaten hani bize hiç destek vermez, onun kardeşi zaten. Ben onu söylememin nedeni, yani abimizdir, daha çok destek olabilir mi acaba? Ondan dolayı. Ama İbrahim abi de şu anda, İnşallah dua ediyoruz hep böyle her zaman. İstiyoruz ki bir an önce. Çünkü piyasada gerçekten onu arıyoruz, onu özlüyoruz. İnşallah Allah Rabbim inşallah ona şifa verir. Ne deyir ya İbo? Peki her zaman böyle mehriban olun. Yaxşı, sizin show biznesi qoyaq bir kenara. Bəs Azərbaycan müğənnilərindən kimi tanıyırsınız və ən çox kimi dinləyirsiniz? Son zamanlarda Röya çok hoşuma gidiyor. Daha önceden de dinliyordum, Röya'yı dinliyordum. Artık gelme istemiyorum, yolum açık olsun. Azerbaycan'ın bence bütün sanatçıların sesi çok güzel. Çünkü Azeri'nin kendine has bir gırtlağı var. Kendine has bir namesi var. Yani Azerilerde sokaktan birini çevirsen, gel bir tane şarkı söyle desen, eminim ki o da 10 numara, o da en güzel okuyordur. Emektar artist Röya Ayxan'a bir mesaj gönderen küçük İbo, onunla bir duet okuyaram dedi. Kısmet tabii ki ama yapılabilir, niye olmasın? Yani o da iyi bir ses, iyi bir sanatçı. Yani şeref olur. Röya bu programı, bu sujeti gördükten sonra tabii izliyor. Bizden selam olsun Röya Hanım'a. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Bu yay istirahat etmediğini diyen İbo konsertlerinden ve yeni mahallarından danıştı. Yeni single çalışmam olacak önümüzdeki aylarda. Şu an repertuar, yani şarkı araştırıyorum. İnşallah şarkıyı tamamladıktan sonra, araştırma bittikten sonra tekrar çalışmalara başlayacağız. Klibimiz olacak Allah'ın izniyle. Hangi şarkıya klip geliyor? Daha henüz belli değil. Daha karar veremedik. Sürpriz olsun. İnşallah çıktığı zaman sizlerle paylaşacağım zaten bunu. Azerbaycan'a tez geldiğini deyen küçük İbo daha çok toylara ve ad günlerine davet aldığını bildirdi. Gidiyoruz zaman zaman ad günlerine, doğum günlerine, düğünlere gidiyorum, eşlik ediyorum, çağırıyorlar tabii ki. Ancak ifaçının en büyük isteği sen deme. Ben isterim ki bir halk konseri olsun. Çünkü halk konseri hiç yapmadım. Yani hep düğünlere gittim, hep özel gecelere gittim, ad günlerine gittim, toylara gittim. Ama bir halk konseri olsa çok daha iyi olur. Ümid edirik küçük İbo'nun da bir çox türk ulduzları kimi Azerbaycan'da konsert vermek isteği tezlikle reallaşacak.